Arkadaşlar tekrardan hepinize merhabalar. Bu videomuzda diyotların başka bir analizini görüyor olacağız. Tabii ki bu bahsettiğimiz analiz doğru akım diyotlar için. Daha doğrusu doğru akım devrelerinde bulunan diyotlar için geçerli. Şimdi bir önceki dersimizde iterasyon ile bunu nasıl yapabileceğimizi görmüştük. Yani iterasyon ile diyotun bulunduğu bir devreyi nasıl analiz edeceğimizi gördük. İşte bu derste de piecewise linear model yani arkadaşlar parçalı doğrusal model dediğimiz bir model kullanıyoruz. Aslında isimden de bazı şeyleri çıkarabiliriz. Öncelikle parçalı diyoruz. Parçalı olmasının sebebi diyodun açık ve kapalı olduğu iki farklı durumu sanki parçalı bir fonksiyon gibi değerlendirmemizden kaynaklanıyor. Doğrusal dememizin sebebi de biz biliyoruz ki diyot doğrusal bir eleman değil. Fakat biz ona doğrusal bir eleman gibi davranmak istiyoruz ki analizimiz daha kolay olsun. E Bu yüzden de doğrusal diyoruz. E tabi bu da bir modelleme olduğu için sonunda da model var arkadaşlar. Şimdi solumuzda gördüğümüz grafik bizim için nedir? Bir diyotun arkadaşlar gerilim akım ilişkisidir. Ve burada dikkat etinizi neler çekiyor? Her şeyden önce Bakın burada bir tane değerimiz var değil mi? V gamma. Bu V gamma değerinin biz eşik ya da bariyer gerilimi olduğunu biliyoruz. Eğer diyotun gerilimi bu diyot, bu gerilimden düşükse diyottan herhangi bir akım akmaz. Daha yüksek ise akar şeklinde isimlendirdik biz bunu. Ve baktığınızda eğer diyotun gerilimi gerçekten de bu V gamma'dan daha yüksekse bizim nasıl bir doğrumuz oluyor? Şurada bir tane doğrumuz var değil mi? Pembe yukarıya doğru çıkıyor ve bunun eğimi 1 bölü Rf imiş. Buradaki Rf arkadaşlar diyotun direncidir. Bu diyot direncindeki RF'deki F'nin anlamı da biz aslında V gamayı geçtiğimizde ne yapıyoruz? Diyodumuzu ileri bir besleme ile besliyoruz ya. Buradaki F'de arkadaşlar aslında İngilizce'de forward yani ileri anlamından geliyor. Yani ileri beslenmede gelen bir direnç gibi düşünebilirsiniz. Burada bazen bazı arkadaşlarımızın kafası karışıyor. Yani burada bir niye bir eğim var? Niye bu eğim 1 bölü RF diye? Hiç böyle bir şeye gerek yok arkadaşlar. Çünkü bu bir ne akım gerilim grafiği değil mi? Aynı akım grafiğini ben size daha doğrusu akım gerilim grafiğini şöyle IV yazıp bir tane direnç için çiziyor olsam siz yine böyle bir şey elde ederdiniz. Ve buradaki eğim de 1 bölü R olmuş olurdu arkadaşlar. Neden? Çünkü akımın gerilime. Yani eğer şöyle yapsaydık grafiği. Bakın ben şöyle çizseydim. Buraya V, buraya I deseydim. O zaman yine şöyle doğrusal bir şey elde ederdik. Fakat bu sefer eğim R olmuş olurdu. Yani burada da aslında VD ile ID'nin yerini değiştirseniz 1 bölü RF değil de RF elde edersiniz. Ve biz şimdi şunu düşünüyoruz. Benim elimde böyle bir tane grafik var değil mi? Ben bunu biliyorum bir diyot için. Bu bir diyotun akım gerilim ilişkisi. O zaman ben bir diyodun ilişkilerini şöyle parçalayabiliyorum. Diyorum ki eşik gerilimimize göre yani şuraya V gamma yazdım. Şuradaki e, L yani garip şey buradaki harf gamma'dır arkadaşlar. Bu gamma'nın durumuna göre iki farklı şey gözlemliyorum. Bunlardan birincisi benim diyot gerilimimin eşik gerilimini geçtiği ya da buna eşit olduğu durum. İkincisi de nedir arkadaşlar? Benim diyot gerilimimin bu eşik geriliminden daha düşük olduğu durum. Şimdi yine bazı arkadaşlarınız şunu sorabilir. Hocam grafiğe baktığımızda diyot geriliminin eşik gerilimine eşit olduğu yerlerde aslında tam da hani doğrusal bir şey ilişki elde etmiyoruz. Hani oraya yani şunu kastediyorum aslında arkadaşlar. Baktığınızda biz burada eşik gerilimine eşit olduğu noktadan bahsediyoruz değil mi? Diyot geriliminin. Aslında orası hani şuradan şöyle baktığınızda şuradaki bir çizgi olabilir. Ama baktığınızda burada bir eğim var. Yani buradaki değer de aynı değil. Fakat doğrusallığı biz a, göz önüne aldığımız için burada aynı olduğunu varsayacağız. Ve bu iki farklı durum için arkadaşlar iki farklı şey gözlemliyoruz. Bir, eğer diyot gerilimi eşik geriliminden düşük ise bu durumda x eksenine paraleliz ve herhangi bir eğim değerimiz yok. Fakat eğer daha büyükse burada 1 bölü rf'lik bir neyimiz var? Eğimimiz var arkadaşlar ve bu eğim ile hareket ediyoruz. İşte bu da aslında bize diyot modellemesi için iki farklı durum veriyor. Bu durumları şöyle değerlendirebiliriz arkadaşlar. Eğer diyot geriliminiz eşik geriliminden büyük ise sizin devrede şu şekilde gördüğünüz diyot bu bir diyotun sembolüydü değil mi? Aslında tam olarak şöyle bir devreyle değiştirecek. Bakın yine iki tane terminali var bu diyotun. Burada rf dediğimiz o az önceki ileri besleme diyot gerilimi, e, diyot gerilimi demişim diyot direnci vardı ya. Hı, onu buraya alıyoruz. Daha sonrasında burada bir kapasitör çiziyoruz. Ve en sonunda şöyle iki tane terminali belirtip diyoruz ki artı, eksi burası da eşik gerilimin değerine sahip diyoruz. E, bu noktada ne oluyor? Bakın artı, eksi burası VD oluyor. Yani diyotun gerilimi oluyor. Mantıken neyi görmüş olduk biz? Burada diyotun gerilimi neye eşittir? Eşik gerilimi artı arkadaşlar buradaki RF'lik direncin üzerindeki gerilim. E, buna da ne diyebiliriz aslında? ID çarpı R F diyebiliriz. Buradaki ID nedir? Diyotun üzerinden akan akım. Bu genelde kitaplarda böyle gösterilir ama ben size eşdeğer devreyi şöyle göstereyim. Anlaş, anlaması daha kolay bence. Bakın böyle bir tane direnç çizin. Daha sonrasında buna seri şöyle bir tane kapasitör çizin. Burada kapasitörün üzerinde ve şu lambda gibi yani bu gamma olacak arkadaşlar. Daha sonrasında burada da artı eksi diyeceksiniz. I-D çarpı RF olacak. Çünkü buradaki direncin değeri RF ve total olarak işte bu sizin diyodunuzun karşılığı olacak ve bunun üzerindeki gerilim de VD olacak. Eğer diyot geriliminiz eşit geriliminizden büyük ise çizmeniz gereken devre bu. Fakat eğer durum bu değilse o zaman ne yapacağız? Biz durum bu değilse neyi biliyoruz arkadaşlar? Diyottan herhangi bir akım akmaması gerekiyor. O zaman sizin devrede yine klasik şöyle sembol ile gördüğünüz diyotun ne ile değişmesi lazım? Bakın şöyle bir devreyle. Bakın burada herhangi bir akım akar mı? Akmaz değil mi? Buraya artı eksi VD diyorum arkadaşlar burayı da böyle, bu şekilde açık devre olarak bırakmış olduk. Buraya da artı eksi eşik gerilimi diyelim. İşte parçalı model aslında tamamen böyle arkadaşlar. Diyottan akım akıp akmadığını anlamaya çalışıyorsunuz. Ve bunu anladıktan sonra bu iki modelden birini kullanıyorsunuz. Bu iki modelden birini kullanarak sonuca ulaşmaya çalışıyoruz. Hadi şöyle bir şey yapalım. Bir önceki dersimizde iterasyonu görmüştük ya. İterasyon dersinde bu devreyi iterasyon ile analiz etmiştik. Bakalım şimdi parçalı doğrusal model ile yapılabiliyor mu bu? Buna bir göz atalım. Şimdi burada neyi görüyoruz. 3 tane elemanımız var ve bunların her biri diğerine seri. Ve baktığınızda burada ıd diye bir akım var. Bu tüm devreyi dolaşan akım arkadaşlar. Çünkü tüm elemanlarımız seri. E Bu ne demek? Aynı zamanda bu akım diyottan da geçiyor. Ve baktığınızda arkadaşlar bakın bu akımın yönünü şöyle takip edelim. Bizim diyodumuza nereden giriyor? Bakın burayı bir kapı olarak düşünüyorduk değil mi? Kapının olmadığı taraftan. Yani ileri besleme şeklinde. Bu da ne demek? Bizim diyodumuz şu an açık ve çalışıyor arkadaşlar. Ve baktığınızda parçalı doğrusal model bize bunu söylüyor. Git önce diyodun açık mı yoksa kapalı mı bunu kontrol et. Eğer açıksa ona göre bir model kullanacaksın. Kapalıysa başka bir model kullanacaksın. Buna parçalı denme sebebi de parçalı bir fonksiyon gibi hareket etmemiz. Hani düşünün bir tane parçalı fonksiyon mesela IT olsun. Hatta şöyle bir şey yapalım. Tanıdık gelsin size. it ut diyelim. Bu ut nedir? Birim basamak fonksiyonu. Biz bunu nasıl tanımlarız mesela? t küçüktür sıfır için ut 0 olacağından direkt 0 amper deriz. t büyüktür sıfırda da ne olacaktır? Buraya it şeklinde bir yazım yapacağız arkadaşlar. Aynen bu şekilde parçalı bir fonksiyon gibi düşünebilirsiniz. E zaten burada neyi gördük? Biz artık buradaki diyotun açık olduğunu biliyoruz. O zaman ben ne yapacağım? Burada görmüş olduğum bakın bana devrede şöyle verilen diyotu ne ile değiştireceğim arkadaşlar? İki tane terminal açtım. Bakın buradan bir tane direnç buradan bir tane kapasitör aynen böyle artı eksi diyorum ve de burada RF'lik bir direncim olacak burada da artı eksi eşik gerilimine sahip bir kapasitörüm olacak ve bu modelleme yaptığım zaman doğru cevabı bulabileceğim bakalım deneyelim olacak mı gerçekten şurada tüm devreyi çizmeye başladım gerilim kaynağım vardı daha sonrasında burada bir tane direncim var buradaki a, diyodumu ne yapıyorum aynen şurada gördüm sistem ile değiştiriyorum karmaşık herhangi bir durum yok şöyle yaptım Burada 5 voltum vardı arkadaşlar. Burada 2 kilo ohmluk bir değerim. Burada bir tane direncim var. RF değil mi? Bu direncin değeri soruda verilmiş olması lazım. Hemen kontrol edeyim. Evet arkadaşlar soruda verilmiş. Ben yazmayı unutmuşum. Çok özür dilerim. Şöyle şuraya yazalım. 10 ohm. Çünkü bu size verilmek zorunda bu arada. Siz onun kafanızdan bulamazsınız. Buraya 10 ohm yazalım. Tabii ki bununla beraber verilmesi gereken bir bilgi de eşik gerilimiydi. Eşik gerilimde 0.6 volt arkadaşlar. Bunlar benim eksikliklerim. Ama soruda verilecek yani. Hatta ben bundan sonraki derste Parçalı model mi yoksa iterasyon mu hangisini denemeniz daha doğru olur bununla ilgili bir video yapacağım. Orada da arkadaşlar göreceksiniz zaten size bu direnç ve buradaki bariyer geriliminin neden verilmesi gerektiğini. Buraya da tabii ki o zaman artı eksi 0.6 volt diyorum değil mi? Buraya eşik gerilimini koymuş oluyordum. E, burayı analiz etmesi çok kolay aslında. Şöyle bir Kirchhoff'un gerilim kanunu uygularsak. Bakıyorum eksi 5 var değil mi? Daha sonrasında artı 2K çarpı diyorum. I-D. bu da nedir? Diyottan akan akım. Devam ediyorum bakın artı 10 çarpı ID devam ediyorum. Artı 0.6 değil mi? Benim tabletimdeki bir problemden dolayı oraya gidemiyorum. Şöyle yapalım. Artı 0.6 diyeyim. Totalde 0 eşit olması arka gerekiyor arkadaşlar. Burada da ne yapacağız? Biraz düzenlemeler. Mesela 2K ile şuradaki 10'u toplayabiliriz. 2010 çarpı ID etmiş oldu burası. E karşı tarafa atalım gerilim değerlerinde. Orası da 4.4 volt olmuş oldu. Buradan da neyi buluyoruz? Bakın diyot akımının 2.18 mA olduğunu buluyoruz. Peki bu bize diyot gerilimini verir mi? Tabii ki verir. Çünkü biz biliyoruz ki bakın şurada ki çizimimizden ötürü bizim diyot gerilimimiz neye eşitti arkadaşlar? Eşik gerilimi ki o 0.6'dır. Artı diyorum bakın 2.18 çarpı buradaki RF değerimiz yani 10. Tabii ki bu miliamper olduğu için ben şuraya bir de 10 üzeri eksi 3 yazayım olur mu? Burada bulduğumuz akım miliamperdi çünkü. Buradan bulacağımız sonuç da arkadaşlar 0.621 volt olmuş olur. İşte bu şekilde de bu devreyi analiz etmiş olduk. Bundan bir sonraki derste arkadaşlar iterasyon mu yoksa parçalı model mi? Parçalı doğru doğrusal model mi? Hangisini ne zaman kullanacağınıza dair çok kısa bir video yapacağız. O da size gerçekten çok faydalı olacaktır. O videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir.